Kanalı sahibi Ertuğrul Şimri. Şimdi bugün size bir ibrenlikten bahsedeceğim. Sinan.com'un yaptığı bir işten bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün bir kupon paylaşımı yapmıştı arkadaşımız keyfince. Biz de onun hesabına girdik. Şimdi biz oranlı değiliz arkadaşlar. Bir nokta oranı vardı. Ben sadece Nesine'nin yaptığı açığı, Nesine'de bulunan açığı sizlerle paylaşacağım. Yoksa ben bunun oranında değilim. Hani ha bir on olmuş, ha bir olmuş. Bu beni alakadar etmez. Fakat hani buna, bu sizin de başınıza gelmesin. Ben Nesine'yi de aradım. Aynı bu şekilde konuştum ve sitem ettim. Bağırarak konuştum. Adam da bana geldi. Ben hani bütün Nesine'nin sıkıntısını kendilerine anlattım. Düzelteceklerini söylediler. Dedim böyle böyle tenis unutuyorsunuz. Tenisin dedim. Canlı skoru Nesine.com'da yok. Sen dedim beni yurt dışı sitesine itiyorsun. Ben dedim buradan aradım. Tenis maçını yurt dışındaki siteden takip ediyorum. Hani ben dedim eğer dedim oynattığınız oyunun tabelasını sunmayacak kadar acizseniz bu işi bırakın yapmayın dedim. Mevzu o değil şu anda. Hani yapılan bu ibnelik arkadaşlar. Bitmiş maçı iptal edecek kadar aciz bir firma bu Nesine.com. Oynamayın. İllegal bahisten devam ediyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Biz normalde illegal bahise karşıydık fakat ben bugünden sonra illegal bahise yoluma devam edeceğim. Yok, Türkiye bu işi yapamıyor. Türkiye iddia unutamayan bir ülke. Götü boklu Kıbrıs bile bizden daha iyi bu konuda. Yani götü boklu Kıbrıs, Yunanistan, bunlar Ukrayna, bunlar bizden daha iyiler bu konuda. Yapamıyorsun Türkiye, sen en güzel iddiayı listeden çek. Kara listeye mi alıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Sen hangi akla bir kere bitmiş maçı iptal ediyorsun? Bir kere saatinde bile ibrenlik var arkadaşlar. 10.50 diyor, maç 3.30'da başladı. 4'te başladı. Saatinde bile ibrenlik var. Ben şunu diyorum. Oynatamayacağım maçı. Yani pardon, tabelasını yani nasıl iptal ediyorsun kardeşim sen bunu? Sen hangi akla bunu iptal ettin? Ben şimdi şunu düşünüyorum. Arayıp bunu onlara da söyledim. Ben dedim bu maça 2'den 1 oynayanlar da var dedim. İddia da 2'den 1 kapalı dedim. Oynayanlar da var dedim. 2'den 1 oynayanlar vardır dedim. Siz dedim tutan kuponları iptal ettiniz. Tutan maçları. Kaybedenlere de kırmızı gösterdiniz. Öyle bir şey yoktu. İddianın 14. maddesine göre Spor Toto'nun taraflar yer değiştirmiş diyor. Yani mesela Islok deplasmandayken ev sahibiymiş halbuki. Burada yanlış gösteriyor. Ben dedim NBA'de de peki böyle. NBA'de dedim ev sahibindeki takım deplasmanda oynuyor. Tabii diyor NBA'de öyle diyor ama 14. maddeye göre bu tek sizlerle kaldı. Herkes diyor bu kural geçerli diyor. Herkes de diyor böyle bir şey oldu diyor. Yani benim anlamadığım hususlar var. Zaten ben bunu eminim yani Nesne.com daha iyi veya bir müşteri hizmetleri. Ya yani iddia konusunda benimle hiçbir şekilde müşteri hizmetleri daha yarış edemez. Her türlü lafı oturtur sokar yoluma bakarım yani. Soktum lafı. Hatta inanmayan arkadaşlar varsa inanmamak gibi bir durum yok zaten. Hani buna inanmayacak bir şey yok. Yarın ben Nesine.com'la müsait olduğuna görüşeceğim ve ses kaydını alacağım. ACR uygulamasından. Onu da buraya atacağım. Ayıp yani arkadaşlar. Bitmiş maçı sen hangi akla iptal ediyorsun? Taraflar yer değiştirmiş. Kardeşim madem taraflar yer değiştirdi. Sen 14. maddeyi bilmiyor muydun? 14. madde bu maç bittikten sonra mı piyasaya çıktı? Bunu oynayanlar iyi bilir. Maç bittikten sonra burada hani ok işareti var arkadaşlar. Şey işareti, okey işareti, yeşil. Yeşil işaret yanıyordu maç bittikten sonra bir anda bu işareti, stop işaretinin önünde. Yani ayıp. Anladın mı? Sen hani 14. maddeyi sanki en başından beri bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Bu kadar aciz bir firmasın. Sanki maç bittikten sonra 14. madde eklediğin zaman akıyor. Ya ben parasında değilim arkadaş, anladın mı? Bu arkadaş da parasında değil. Oranda ha 1-10 olmuş ha 1-10 olmuş. Ama mesela diyelim örnek veriyorum bir maça diyelim 2'den 1-10 olmuş. Tek maç 1000 lira bastınız örnek veriyorum. Diyelim 22 oranı var. Bu maç tutuyor ve bu şekilde bir ibrenlik oluyor. Ne yaparsınız? Oynamayın beyler. Kupon numarasında sorgulayabilirsiniz. 468 1222 720 018 839. Zaten orada yazacağım. Ayıp yani arkadaşlar. Hiçbir şey diyemiyorum ben. Zaten amına kodum yarın da bültene koyduğunuz bütün 90 maçın 70 tanesi iptal. Yani iptal olacak maçı belki sen bilmeyebilirsin ama 14. maddeyi sen biliyorsun kardeşim. Sonradan çıkmadı bu madde. Maç bittiği zaman çıkmadı. Maçın ortasında yapsaydın sen bunu ben bundan şüphelenmezdim. Veya maç başlarken sen bunu bilmiyor musun? Hangi taraf ne tarafta oynadığını? Ayıp. Ben bir kere taraf bahis almamışım ya. Madem bunlar yer değiştirdi ben bir kere taraf bahis almamışım ki.
1,5 gol üst. MBS tamam bakayım biz bunu koymuşuz. Taraf bayısı da almamışız. Hadi taraf bayısı alsak hani tamam dedim, taraflar madem yer değiştirdi. Yine haksızsınız. Yine haksızsınız. Hani maçın başında bunu bilmiyor musun, tarafların yer değiştirdiğini? Takip etmek zorundasın sen bunun nesine. Sen bu maçların hepsini tek tek gerekirse canlı canlı açıp izlemek zorundasın. Madem bu işi yapıyorsan düzgün yapacaksın. Ehline göre yapacaksın. Oynamayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu siteden oynamayın. Dilunar da aynı bok. Tuttur da aynı bok. Gidin canlı bahisten krallar gibi oynayın. Takibinizi yapın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.